Yani şöyle söyleyeceğim, çok kısa bir 2020 dünya ve Türkiye gündemi yapıyorum. Çok kısa yapacağım çünkü en azından kısa kısa size. Türkiye'de en büyük, Türkiye'de özellikle ekonomik salgın. Evet, Covid had safhada olacak. Yani hatta eğitimler çok, yani ocağa kadar ben kesinlikle online bir eğitim sistemi devam edeceğini ve hatta kısa aralıklarla ocak itibariyle kontroller yapılarak okullara gidileceğini görüyorum ama bu Covid salgını teknolojik sistemlerle hazırladı bunu büyük zengin insanlar ve da ülkeler ve bunun ana sebebi aslında en büyük değişim, dünyada çok büyük bir değişim olacak. Dünyadaki süreci ne diye soruyorsanız, yapay zeka, robot ve dijital olarak genlerimizle oynanacak. Yani aslında bizim şu an eskiden kapitalizm sistemi vardı ama şu an dijital sisteminin mağduru olacağız dünya olarak. O yüzden aslında şey demek istiyorum, insanlık kova çağına girdiği için, doğal olarak kova çağında olduğu için dijitallik gayet normal ama insanlığın değişmesine ve insanlığın yok olmasına da hazır bir çağ demektir. O yüzden 2021 dünya ekonomisi için çok büyük bir olumsuzluk ve her şeyin birbirine sıkışacağı bir döngü olacak. Yani yeni sistemler, yeni meslekler, yeni, yani dijital ortamla alakalı her şey yenilenecek. Yani bizim insanın bedeni ileride robotla sevişecek. Yani çünkü neden dijital sistem ön planda olacak onu anlatayım. Covid-19 oluşumu bir insan tarafından yaratıldı ve özellikle yaşlılık sistemini ve devletlere külfet olan insanları yok etmek için yapıldı. Ve bu 2018'de tasarlanmış bir sistemdi ve 2018 sonunda hafif hafif denemelerle 2019'da yayılmaya başladı. 2020 artık tamamıyla yayıldığı bir nokta. Buna aşı bulundu, %100 bulundu ama ülkeler kendi para finanslarında anlaşamadıkları için aşıyı şu an bekletme sistemindeler. Ama gerçek bekletilme sebebi herkese cipleme mantığındalar. Ama nasıl bir şey? Cipleme ama kendi gelişmiş ve kendi sisteminde güçlü insanların hepsi ciplenecek. Ama üçüncü sınıf ülkeler ciplenemeyecek. Neden? Çünkü her insana ciplenmeyle aşıyı şart koşturacaklar. Yani sen cipleniyorsun, ben bu aşıyı sana yapıyorum. Yani özellikle konum, mevki ve ülkelerle. Ama üçüncü sınıf insanlar asla ve asla ciplenme olayına şahit olup, yani demek ki vur patlasın çal oynasın dediğimiz bir sistem bekliyor üçüncü ülkelerle ilgili. Ve bunun başta sebebi ne diye soracak olursanız, 8 milyar insanı, 3 milyar insanı yok etmek için yapılacak ve dünya nüfusunu 5 milyon insana tamamlayacaklar. Yani artık bunu yapanları Allah ıslah etsin ama bu şu an 3 yıl içerisinde dünyanın genelinde yapılacak bir sistem olarak gözüküyor. Yani dijital olarak mesela öyle bir cip sistemi vücudumuzun bir noktasına ve bir göz bizi dünyada bir alan, bir küçücük bir odadan tüm insanların alışkanlıklarını, mesela sigaraya bağımlılığınız varsa, suya bağımlılığınız varsa, herhangi bir şeye bağımlılığınız varsa kodlanacaksınız. Çok dahi ve çok iyiyseniz, muhteşem bir beyinseniz farklı kategorilere koyacaklar. Yani insanların zekalarını, ten yapılarını, vücut yapılarını o odada ayıracaklar. Öyle bir dijital robotlar gelecek ki karşılıklı oturduğum kişiyle o mu robot, ben mi robotum diye böyle şüphelere girilecek. Hatta şöyle söyleyeceğim, robotlarla evlilikler, dijital robotlar ve insan etini sağlayacakları evredeki sistemi sağlayacaklar ve aptal insanları dediğimiz noktaları yok edecekler. Kendi gelişmiş ve üçüncü dünya harbini bu şekilde çıkartacaklar. Covid'in sistemi de buydu zaten. Dünyadaki insanları yok etmekti ve bunu başaracaklar. Ama Allah herkesi korusun diyorum. Ama o dijital cipler
mutlaka ve mutlaka büyük ülkelerde ama üçüncü sınıf ülkelerde gerçekleşmeyecek. Bunu da öyle hedeflenmişlerdi ve 3 milyar insanı yok etmek için yapıldı ve bunun da hazırlığı başlandı. Evet, aşı bulundu dedim ama bu cipleme ve bu sisteme parayla alakalı noktada anlaşamadıkları için aşılar kenarda duruyor. Türkiye erken seçime nasıl gidecek diye soracak olursanız, Trump seçimi kazanırsa erken seçime gireceğiz. Ben erken seçim var dediğime göre demek ki Trump bu seçimi hile yoluyla kazanacak. Hatta şaibeli bir seçim olacak Amerikan seçimi bu seçimde. Ama şöyle demek istiyorum. Özellikle şunu demek istiyorum. Evet, Trump seçildiği an Tayyip Erdoğan da sistemin başına geçmiş olacak ve erken seçimi sağlayacak diyorum. Ama kızımı geçer, çok sevdiği bir dostumu geçer bilemem ama AK Parti'nin bünyesi. Eğer ki Trump seçimi kaybettiğinde seçim ertelenecek 2023'te ama erken seçim olacağını söyleyebilirim. Özellikle Türkiye'nin ekonomisi ciddi anlamda 2022 sonuna kadar şöyle söyleyeyim, sen şey tellalı mısın diyecekler bana. Kötülük tellalım. Alakası yok. Ben ülkem için, toprağım için canımı verecek kadar seviyorum. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Bu ülkenin topraklarında yaşadığımız her şey için yani Osmanlı'dan Atatürk toplumuna kadar herkese teşekkür ediyorum. Şu an Cumhurbaşkanımıza saygı duymak zorundayız. Çünkü bu ülkeyi yönettiği için. Ama bugün sistemde bir hata varsa hepimizin hatasıdır. Bir yanlış bir doğruyu götürmez. O yüzden doğru da yanlış değildir. Yanlış da doğru değildir. Ama şunu demek istiyorum. İngiltere'nin kendi içinde çok büyük bir planları var. Ve bu planlar parasal anlamda da kendilerini zor bir sürece itecekler. Kuzey Kıbrıs, Libya ve Suriye arasında çok İngiltere'nin en büyük sorunu. Petrollerle ilgili çok büyük tartışmalar. Evet, Suriye ve Libya olayları gündemde olacak. Çok şehitlerimiz olacak. Rusya ile çok büyük bir gerginlik yaşayacağız bu dönem. Yani Eylül sonuna kadar, yani Eylül sonu 2021'in Mart ayına kadar. Dolar 2020'nin sonunda 10 lira olacak. Altın biraz gerileyecek, biraz çıkacak. Euro 11 arası olacak gözüküyor. Ama kesinlikle Kanal İstanbul projesi gerçekleşecek. Türkiye'de yüzde şu an İstanbul bölgesinde Çin ve Kore halkı çok büyük arsalar ve yatırımlar yapıyor. Çin'le yapacaklar bu Kanal İstanbul projesini diyorum. Sularda Covid var. Özellikle denizde kalabalık noktalara dikkat edeceksiniz. Çünkü dışkılarımız denize gidiyor, okyanusa gidiyor. Yani deniz kendini temizlemeden denize daldığınızda ağzında mikrop kapacak. Bunu aylardır. İçtiğiniz suyu bile kaynatın istiyorum. Şunu demek istiyorum. İngiltere'de genç gerçekten şu an ailenin içerisindeki olan genç çocuk İngiltere Krallığı'nı devam ettirecek. Ama bizim için en önemli şey Covid sistemini hazırlayan ülkeler 3 milyar insanı yok etmek için sistemi hazırladılar ve bunu başaracaklar. Büyüklerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Mesafeyi kontrol etmemiz lazım. Ve yeni bir çağ, çiplenme çağı, robotlaşma çağı, hatta insanlar robotlarla bile evlilik yapacak. İnsanlar köpeklerle evlilik yapıyor. Şimdi diyecek ki robotla biz birbirimizin teninden bile ayırt edemeyeceğimiz bir robotlar yapılacak. Bence 3. Dünya Savaşı böylelikle başlamış olacak diyorum. Gözümüz maydın. Yani diyeceksin ki Emine abla ne yaptın bize diyeceksin. Kan dolaşımları ile ilgili riskli sağlık problemleri söz konusu olacak. Bu yıl özellikle Eylül, Ekim pandemi patlaması çok büyük bir şekilde gerçekleşecek ama 2021 Mayıs itibariyle biraz toparlanma. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne kadar toparlanır? 3 milyar insanı yok ettikten sonra toparlanacak diyorum. Çünkü ciplenme sistemini özellikle 2020'de tüm dünya ve üst düzey ülkeler ciplenme sistemini yaratacak. Yeni meslekler, yeni oluşumlar olacak. Yani akıl okuyan robotlarla karşınız. Artık bize ihtiyacınız yok. Sizi çok iyi anlayacak, hislerine çok güveneceğiniz robotlar, insan. Çünkü siz kodlanacaksınız ve bu kodlanmanın insan çoğunluğunu yok etmesine sebep olacak. İnşallah devletler buna okey vermez diyorum. İnşallah ben yanılıyordum, yanılıyorumdur diyorum.
Aşı zaten hazır dedim. Hiçbir sorun yok. Şunu demişim. Savaş yani Suriye, Libya vesaire şeylerde savaş devam edecek. Ama hayır ben devam etmeyecek diyorum diyorsanız hayır devam edecek. Çok şehitlerimiz, çok kayıplarımız olacak. Petrol sistemlerimiz Akdeniz, Ege kendi içinde bizi kurtaracak. Karadeniz bizi kurtaracak. Ama şunu demek istiyorum. Dünya çok değişmiş. Dünya insanların yani çok üst düzey beyinler dünyadaki insanların katilleri olacak. Yani ölümle savaşacağımız bir 2021 var. Bu 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Yani ölenlerden Allah rahmet etsin, kalanlardan sağlık versin diyeceğimiz bir sistem olacak. Başka ne yazmışım? Azerbaycan'da çok ciddi sıkıntılar ön planda olacak. Maddi krizler yaşanıyor. Türkiye ekonomi olarak demişim notum burada. Eylül-Ekim'de çok büyük bir konkordatolar, maddi kayıplar, maddi sıkıntılar yaşanacak. Hatta şunu demek istiyorum Türkiye'de. İnsanlar hırsızlığa, gaspa, cinayetler yani had safhada olacak. Çünkü insanların algısı değişecek ve tamamıyla saldırgan bir toplum olacak dünyanın temeli. Ama Türkiye'de ciddi psikolojik travmalar, intiharlar yani bu tarz olumsuzluklar yaşanacak. Hatta çocuğunu, ailesini yakan insanlarla olacak. O yüzden 2021'in başları Türkiye'de çok ciddi bir ekonominin başlangıcı. Yani Covid'den korkmuyorum da bu Covid'in arkasındaki ekonomi hayatımızı kast edeceğinden korkuyorum. Konkordatolar ilerleyecek, devlette para kalmayacak. Bankalarınızda paranız varsa lütfen çekin. Kendi düzeninizde saklayın. Çünkü devletin yani siz kendi paranızı ana devlete bırakın tabii ki devletimiz mağdur olmasın ama sizin kendi yetecek evinizde paranız olsun istiyorum. Zor bir yıla başlangıç yapacağız ekibi. Ama 2021'in en büyük kaosu teknoloji insanın eline geçmiş olacak ve hepimiz kodlanmış, hepimiz kimlik sahibi olmuş olacağız ve ileride bu robotlarla çoluğumuz, çocuğumuz evlenmiş olacak. Geçmiş olsun dünya. İnsanlığı yok eden yine insanlıktır. Doğayı yok eden yine insanlıktır. İnsanı öldüren yine insandır.